Öyle mi? Evet. Kendi sesimi duyduğum için dışarı gidip gitmediğini fark etmiyorum. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Zor bir görev. Biliyorsunuz hala heyecandan tutuklu nefesim kesiliyor. 70 senelik bir arkadaşlığın ve dostluğun, yakın bir dostluğun, evlatlarımızı paylaşacak kadar bir dostluğun arkasından böyle Kadir'i uğurlamak, inanın ben kendimi çok böyle şey zannederim, katı matı zannederim ama bugün öyle olmadı maalesef. Yani böyle biraz kendimi sersemlemiş hissediyorum. Evet, Kadir'le arkadaşlığımız daha çok eskilere, yani Komünist Partisi tevkifatından daha öncelere dayanır. O zamanlar biz işte üniversite yaşamında, gençlik çevrelerinde az çok ülkenin sosyal düzenlenmesine, sınıflar arası ilişkilere, Türkiye'nin başka ülkelerle olan ilişkilerine merak saran ve bunları eleştiren gruplardandık. Bu vesileyle aynı yolun yolcusu olarak Kadir'le tanıştım. Merih'le tanıştım. Uzun süre onların arkadaşlığını yaptım. Hatta Zeynep'in doğuşunu bile evet beraber yanlış söyledim değil mi? Deniz'in doğumunu bile birlikte aynı heyecanla beklediğimiz zamanlar oldu. Sonra biliyorsunuz hayat insanı her yere gönderiyor. Ben yurt dışına gitmek zorunda kaldım veyahut işte şuraya buraya uzaklaşıyorsunuz ama sonra gene yaklaşıyorsunuz. Evet, Kadir'le ve tabii o zamanlar yaşa hayatta olduğu zamanlar Meri'yle de çok yakın, yürekten dostluğumuz oldu. Şimdi kusura bakmayın, ben Kadir diye başladım, Kadir diye şey ettim. Onun için Vedat Türkali'ye geçmek bana biraz zor geliyor. Siz biliyorsunuz burada kimin cenazesi için konuştuğumuzu. Onun için beni bağışlayın, ben Kadir diyorum. Ve arkadaşımı Kadir diye anmak benim daha çok hoşuma gidiyor.